Araf benimle ekranın arkasında buluşmak istediğini yazmış. Film çok güzel değil mi? Evet, çok güzel. Evet, ben de aynı şeyi söylüyordum. Nandu. Tatlım, sakin ol, tamam mı? Ve önce şu gözyaşlarını bir sil bakalım. Ben yanındayım. O yüzden sakin ol. Nandini bu karanlıkta nereye gitmiş olabilir ki? Umarım geri dönerken yolunu kaybetmez. Ben en iyisi gidip bakayım. Hadi gelin, buraya oturun. Oturun hadi. Hadi sen de geç. Brandra, nereye gidiyorsun? Uzun süre hareketsiz oturdum ve belim ağrıdı. O yüzden biraz dolaşacağım. Birazdan gelirim, olur mu? Beni seviyorsun değil mi? O zaman beni bir yere götür. Sırf ikimizin olacağı bir yer. Sadece seninle baş başa zaman geçirmek istiyorum. Lütfen canım. Tamam. Şu arkadaki de kim? Ne yapıyorsun? Bana bak satılık gelin, sen ne cüretle benim arabamı itersin? Nandini, baban her yerde seni arıyor, buraya gelmek üzere. O yüzden araba itmek zorunda kaldım. Benim senin yardımına ihtiyacım yok. Sana daha önce de söyledim, sen satılık gelinsin, haddini bil. Bana annelik yapmaya çalışma, benden uzak dur. Sen ve muhtar Arav'ın hakkında ne isterseniz düşünebilirsiniz. Umrumda değil. Onu seviyorum ve onunla buluşmaya devam edeceğim. Şimdi sen ve muhtarın ne isterseniz onu yapın, anladın mı? Arav, Arav sen iyi misin? Umarım canın yanmamıştır. Ara. Brandra, lütfen beni dinle. Kalk. Ayağa kalk ve hemen buradan git. Senin için en iyisi bu olur. Onunla böyle... Sen sus. Kapat çeneni. Tek kelime daha edersen benim kötü yüzümü görürsün. Bırak beni! Brandra, bırak dur beni. Ne yapıyorsun? Bırak dedim! Brandra dur! Bırak kolunu! Brandra! Gidiyoruz! Senin benim düşmanımın oğluyla ne işin var ha? Sen ne yaptığının farkında mısın? İkimizin de hayatını mahvetmek mi istiyorsun? Yıllar sonra evine geri döndüğünü düşünmüştüm. Boşu boşuna sevinmişim. Meğer buraya babanın itibarını mahvetmek için gelmişsin. Gel. Bırak beni. Bırak beni dedim. Gel dedim. Sen benim babam falan yapma değilsin. Yapma seni. Bırak dedim. Beni. Lütfen. Kapat çeneni ve buraya gel. Bundan sonra sana köyün muhtarı olarak da saygı duymayacağım. Brandra bırak onu. Brandra dur, ne yapıyorsun? Nandini.
Ne yapıyorsun sen? İstersen beni düşmanın olarak gör. Umrumda değil. Ama bu benim sana son uyarım. Eğer bir daha Chaudhry'nin oğluyla buluşmaya çalışırsan benim bambaşka bir yüzümü görürsün. Ve bir şey daha, beni dinle. Bunu sana Chaudhry benim düşmanım diye söylemiyorum. Bunu sana söylüyorum çünkü onların ne kadar alçak insanlar olduğunu tahmin bile edemezsin. Bunu senin iyiliğin için söylüyorum. Beni anlıyor musun? Mirendra, önce sakin ol ve meseleyi anlamaya çalış. Sen sakın bu işe karışma. Düşünecek, anlayacak bir şey yok. Nandini daha genç, o yüzden bir hata yaptı. Bunu anlayabiliyorum ama senden böyle bir şey beklemezdim. Bundan haberim vardı ama yine de ona destek oldun. Onun iyiliğini hiç düşündün mü? Lütfen kesin şunu. İkinizin annemle babam gibi davranmanıza gerek yok. Ben her şeyi anladım. Ayrıca kimin dostun ya da düşmanın olduğu umurumda bile değil. Ve aynı zamanda senden korkmuyorum. Ben küçük bir çocuk değilim. Beni korkutarak Arav'dan ayırmayı düşünüyorsan boşa uğraşma. Ondan hiçbir zaman ayrılmayacağım. Çünkü biz birbirimizi seviyoruz. Ve sevmeye de devam edeceğiz. Ondan hiçbir zaman ayrılmayacağım. Sana söz veriyorum. Nana... Ne oldu? Neden bu kadar sinirlendin? Eğer böyle sinirlenmeye devam edersen bir gün hasta olacaksın. Ne de olsa o senin kanın ve aynı sana benziyor. İnatçı, kibirli. Sen nasıl kimseyi dinlemiyorsan aynı şekilde o da kimseyi dinlemiyor. Kendi öz babası olsa bile. Dinlemek zorunda. Dinlemek zorunda. Eğer o inatçıysa ben de onun babasıyım. Bakalım kim kime sözünü geçirecek? Kız babasına mı yoksa babası kızına mı? Göreceğiz. Göreceğiz. Al, bu Nandini'nin en sevdiği kahvaltı ve bu da Brandon'ın en sevdiği parata. Hadi çabuk götürün. Hem babası hem de kızı çok inatçı. İkisi de dün geceden beri hiçbir şey yemedi. Tanrım, umarım ikisi de şimdiye kadar sakinleşmiştir. Umarım yemeklerini yerler, yoksa ikisi de sonunda hasta olacak. Ben en iyisi önce Nandini'ye gideyim, kahvaltısını etti mi bakayım. Fil! Fil! Fil, bize kahvaltı hazırlar mısın? İkimiz de çok acıktık. Tamam, peki. Kahvaltınızı sonra hazırlasam olur mu? Önce benimle gelir misin? Tamam Fil, hadi tamam. Gidelim. Senden kahvaltı getirmeni kim istedi? Ben istedim mi? Söyle. Hayır değil mi? Götür şunu buradan. Hiçbir şey yemek istemiyorum. Senden kahvaltı getirmeni kim istedi? Ben istedim mi? Hayır değil mi? Götür şunu buradan. Hiçbir şey yemek istemiyorum. Lütfen bir şeyler yiyin. Dünden beri bir şey yemediniz. Sana yemek istemiyorum demedim mi ben? İstemiyorsam istemiyorum işte. Bu evdeki insanlar bir şeyi tek seferde anlamıyorlar mı? Sana yemek istemiyorum demedim mi? İstemiyorsam istemiyorum. Bu evdeki insanlar bir şeyi tek seferde anlayamıyor mu? Bu evde herkes kafasına göre iş yapıyor. Hanımefendi, Bay Brandra bugün kahvaltı etmek istemiyor. Ve Bayan Nandini de yemek istemedi. Yüce Tanrım, babasıyla kızını birbirine o kadar benzer yaratmışsın ki. İkisi de keçi gibi inatçı. Kızı yemek istemediğini söylerken nasıl davrandıysa babası da aynı şekilde davrandı. Daha önce tek yumurta ikizlerini duymuştum. Ama ilk defa birbirine bu kadar benzeyen bir baba kız görüyorum. Siz şimdi gidin, ben bir şeyler düşünürüm. Tamam. Fil, şimdi ne olacak? Babam da kahvaltı etmek istemedi, Nandini ablam da. Evet Fil, bir şeyler düşünmek zorundasın. İkisini de ikna etmek için bir fikir bulmalısın. Bir fikrim var. İnatsa inat. Yani? Yani şu, bundan sonra biz de aynı onlar gibi inatçılık yapacağız. Eğer babanız ve Nandini ablanız yemek yememekte inat ediyorsa, o zaman biz de onlara yemek yedirmek için inat edeceğiz. Şimdi filiniz ne yapacak görün. Buraya gelin bakayım.
Bana şu çekici ver. Hey! Aptal herif! Senden çekiç istedim. Sen bana... Manas, senin burada ne işin var? Ha? Ne oldu oğlum? Govind nerede? Govind amca kahvaltı etmeye gitti. Şimdi de senin kahvaltını etmen gerekiyor. Hayır oğlum, ben aç değilim. Tamam mı? Lütfen ye baba. Ben de sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Neden? Sen neden hiçbir şey yemedin? Sorun ne? Çünkü sen yemek yiyene kadar ben de yemek yemeyeceğim baba. Ye oğlum. İnatçılık etme. Neden baba? Sen inatçıysan ben de inatçıyım. Lütfen yemeğini ye baba. Hadi ama benim de karnım çok aç. Tamam. Hadi gidip birlikte kahvaltı edelim. Gel hadi. Gel canım oğlum. Geç bakalım şuraya. Otur bakalım. Otur. Evet. Baksana sen ne kadar akıllandın böyle. Duygu sömürüsüyle benim inadımı kırdın öyle mi? Hı? Ver bakalım. Hadi. Ye. Çok özür dilerim Ara. Böyle bir şeyin olabileceğini hiç düşünmemiştim ama merak etme. Bu sefer muhtara çok sert bir cevap verdim. Ve bundan böyle asla aramıza giremeyecek. Bir dakika Ara. Ben seni sonra ararım. Hey Juhi. Sen mi geldin? Ama neden kahvaltı tabağı getirdin ki? Buraya seninle birlikte kahvaltı etmeye geldim. Çok tatlısın Juhi. Ama özür dilerim. Bugün canım hiçbir şey yemek istemiyor. Tamam. Eğer aç kalmamı istiyorsan... Peki o zaman. Ben de buradan aç giderim. Hayır dur bekle. Ne dedin sen? Eğer ben yemezsem... Sen de mi aç kalacaksın yani? Evet abla. Ablam dün geceden beri hiçbir şey yemedi. Ben neden yiyeyim ki? O yüzden aç kalacağım. Bak Juhi. Lütfen inatçılık etme. O zaman sen neden inatçılık yapıyorsun? Lütfen bir şeyler ye. İnan bana karnım çok acıktı. Eğer benim tatlı Juhim benim için aç kalıyorsa... O zaman onun karnını lezzetli yiyeceklerle doldurmak benim görevim. Tamam anlaştık o zaman. Hadi bugün abla kardeş birlikte güzel bir kahvaltı edelim. Hadi aç ağzını şimdi sana bu sıcacık tostu yedireceğim. Hadi bakalım. Ne güzel demişler. Dürüst insana dürüstlükle, sahtekara da sahtekarlıkla yaklaşacaksın. Sinirli bir insanı sakinleştirmenin tek yolu da ona sevgiyle yaklaşmak. Nandini, Virendra'nın Arav'la ilişkiniz hakkında söylediği şeylerin hoşuna gitmediğini biliyorum. Ama şuna emin olabilirsin, babanı ikna etmek ve anlamasını sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Söylesene sen kendini ne sanıyorsun? Sen kim oluyorsun? Ben sana, bana yardım et dedim mi? Sana gidip muhtarla konuş dedim mi satılık gelin? Böyle bir şey dedim mi? Hayır demedim. O zaman neden benimle muhtarın arasına girmeye çalışıyorsun? Nandini öyle bir şey yok. Sadece yardım etmeye çalışıyorum. Ama benim senin yardımına ihtiyacım yok satılık gelin. Sakın benimle böyle konuşarak arkadaşım olabileceğini düşünme. Çünkü benim için sen muhtarın satılık gelinisin ve her zaman öyle olacaksın. O yüzden benim annem ya da arkadaşım olmaya çalışma. Anlaşıldı mı? Aman efendim, ne zahmet ediyorsunuz? Ben yaparım. Rica ederim, ne zahmeti? Tam tersine.
Bu çok hoşuma gitti. Kendi ellerinle toprakla ilgilenmek çok güzel. Çok doğru söylüyorsunuz efendim ama siz zahmet etmeyin. Gerisini ben hallederim. Tamam. Lan Suda merhaba. Bu ne güzel bir sürpriz. Seni hangi rüzgar attı buraya? Senin için geldim. Pardon. Benim için derken? Yani aslında diyecektim. Kamera. Kameranı getirdim. Aslında pazara gitmiştim. Stüdyonun oradan geçiyordum. Ve hazır vaktim varken kameranı da getireyim dedim. Al bakalım. Teşekkürler Suda, çok teşekkür ederim. Bana teşekkür etmene gerek yok. Hem zaten içimden geldi, ben de yaptım. Çok tatlı, tamam, güzel. Ben... Artık gideyim. Tamam peki. Gideyim mi? Evet tabii. Tekrar sağ ol. Aslında Suda bir saniye lütfen. Acaba bir arkanı dönebilir misin lütfen? Bir döner misin rica ediyorum. Harika, evet, tamam. Tam orada dur, güzel. Birazcık daha sola. Evet, güzel, tamam. Biraz daha sola. Evet, tamam, işte bu. Sen ne yapıyorsun? Ben mi? Güzel bir kızın resmini çekiyordum işte. Kameramı buraya kadar getirdim. Ben de buradan öylece gitmene izin veririm. O yüzden... fotoğrafını çekmek istedim. Aslında birkaç tane daha çekmek istiyorum. Acaba şuraya... Evet. Böyle mi? Evet, çok güzel. Aynen, tamam. Tamam, güzel, evet. Çok güzel. Çok güzel Suda, çok güzel. Evet, öyle dur işte, tamam. Öyle dur, çok güzel. Muhteşem Suda. Suda? Burada ne yapıyorsun? Merhaba. Ben de... Suda'nın fotoğrafını çekiyordum. Ve sen hazır buradayken sen de gel, seni de çekelim, olur mu? Eğlenceli olur. Fotoğraflarımı çektirmekten daha önemli işlerim var. Ayrıca sen de bütün gün elinde kamera resim çekmek yerine başka şeyler yap. Sen ne diyorsun Priyush? Neden Suda o... Priyush'i izninle bir şey söyleyebilir miyim lütfen? Bizimle sürekli kaba konuşmak zorunda değilsin. Daha kibar da konuşabilirsin. Bence bunu öğrensen çok iyi olur. Ben fotoğraf çekerken veya bahçeyle uğraşırken seni rahatsız etmiyorum. Hakkında kötü de konuşmuyorum. Sen niye kabısın? Kız kardeşin yüzünden. Kız kardeşin ablama çok kaba davranıyor. Ablama hakaretler ediyor. Hayır Suda, bir dakika. Ve sen onu durduracağına ona arka çıkıyorsun. Onu destekliyorsun. O yüzden seninle böyle konuşuyorum. Anladın mı? Bu arada Suda, neden birdenbire resim çektirmeye bu kadar meraklı oldun? Tanımadığın bir adama fotoğrafını çektiriyorsun. Bir dahaki sefere canın istediğinde bana haber ver. Ben senin resmini çekerim. Sanki bu işin içinde bir iş var. Yoksa bizim bir satılık gelininin kız kardeşine aşık mı oldu? Ne? O zaman bu hikayede hiç beklenmedik bir gelişme var. Bakalım bu hikayenin sonunda hangi taraf gülecek ve hangi taraf ağlayacak? Bu aşk hikayesini yakından takip etsem iyi olacak. Kim bilir, belki de sonunda ben kârlı çıkarım. Vergi memuruna git ve ona her şeyi anlat. Ondan sonra beni ara ve ne dediğini söyle. Evet, tamam.
Sen ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Beni itiyorsun, etrafımda dolanıyorsun. Söyle. Sinirlendiğinde gerçekten tatlı oluyorsun Brandra. Buna İngilizce'de ne deniyordu? Şirin oluyorsun. Çok şirin oluyorsun. Hey, nereye gidiyorsun? En azından beni bir dinle. Tamam, biraz ladu ye. Benden hep ladu yapmamı istiyordun. Şimdi yaptım, sen yemeyip gidiyorsun. Lütfen bana surat asma, olur mu? Amcam ne kadar da doğru söylüyormuş. İnsan bir şeyi kolay elde ediyorsa onun peşinden koşmaz, değerini de bilmezlerdi. Tıpkı senin yaptığın senin gibi. Senin şu amcanın da canı cehenneme. O zaman git bu laduları o ihtiyar adama yedir. Belki çenen kapanır. Sen beni çocuk mu sanıyorsun? Ladu yedirerek beni ikna edebileceğini mi sandın? Brandra, ikna etmeye çalışmıyorum. Sadece sakinleşmeni istiyorum. Çünkü bana, Nandini'ye, herkese boşu boşuna sinirleniyorsun. Boşu boşuna mı sinirleniyorum? Gerçekten mi? Bir baba kızını o halde gördükten sonra ondan ne yapmasını bekliyorsun? Kızmasın mı? Kızını tebrik mi etsin? Nandini ve Chaudhry'nin oğlu arasındaki her şeyi biliyordun. Benden büyük bir sır sakladın. Senden bunu hiç beklemezdim Purvi. Benim yanımda olacağına onların tarafını tutuyorsun. Benden böyle önemli bir şeyi saklayarak büyük bir hata yaptın. Haberin olsun, bu hiç hoşuma gitmedi. Brandra, lütfen en azından bir kez olsun dinler misin? Sadece bir kere. Brandra, lütfen Nandini ve Arav arasındaki ilişkiyi daha sakin bir kafayla düşün. İkisi birbirini çok seviyor ve birbirine gerçekten değer veriyor. Lütfen bunu bir düşün. Brandra, ikisi birbirini çok seviyor ve Arav ona gerçekten çok bağlı. Brandra, lütfen beni dinler misin? Bunu sana nasıl anlatabilirim Brandra? Nandini senin kızın ve hiç kimseye olmasa bile en azından kızının yaptığı seçime saygı duymalısın. Belki de bu sefer o haklıdır, sen haksızsındır. Yüce Tanrım, lütfen Brandra'ya anlatabilmem için bana yol göster. Brandra Pratap gideceksin! Brandra Pratap gideceksin! Brandra Pratap gideceksin! Brandra Pratap gideceksin! Susun bakalım. Burada neler oluyor böyle? İnsanlar seçimleri hazırlanıyor Brandra. Bundan iki hafta sonra köyün muhtarı seçilecek, değil mi? Ve bu seçimlerde köyün muhtarının değişeceği söyleniyor. Bu sefer köyün muhtarı ben olacağım, sen değil Brandra Pratap Singh. Bu sefer kesin kaybedeceksin. Bundan kesinlikle eminim. Bundan iki hafta sonra Revari'nin yeni muhtarı Chaudhry Charan Singh olacak. Chaudhry, hayal kurmak kötü bir şey değildir. Ama insan kendi kapasitesine göre hayaller kurmalı, tutabileceği sözler vermeli. Sen unutmuş olabilirsin ama bu köy ve aynı zamanda köylüler senin yaptığın kötülükleri unutmadı. Hem nasıl unutsunlar? Zavallı masum köylülerin servetine, paralarına, topraklarına, her şeye el koymuştun, değil mi? Ondan sonra ben de senin kirli çamaşırlarını bütün köyün gözleri önünde ortaya çıkarmıştım. Peki köylüler sonra ne yaptılar? Hepsi bir araya toplanıp seni bu köyden kovdular. Bak Chaudhry, bu köylüler iyi niyetli olabilirler ama aptal değiller. O yüzden iyi ve kötü arasındaki farkı gayet iyi anlayabiliyorlar. Ve o yüzden bu sefer de dürüst ve doğru olanı, yani Brandra Pratap Singh'i seçecekler. Yalancı ve kurnaz Chaudhry Charan Singh'i değil. Esas anlaması gereken sensin Brandra. Bavulumu toplatıp beni bu köyden gönderen sensin, öyle mi? Ama şimdi sıra bana geldi. Bana kendi evinde saygı ve hürmet göstereceksin. Ve yine sen benim önümde eğileceksin. Ama bundan utanmana gerek yok Brandra. Ne de olsa sen bir kız babasısın. O yüzden damadının babasının önünde eğilmek zorunda olan sensin. Brandra Pratap Singh şimdiye kadar hiç kimsenin önünde eğilmedi. Ve hiçbir zamanda eğilmeyecek. Boşu boşuna bu köyün muhtarı olma hayalleri kurma. Çünkü ben buna izin vermeyeceğim Chaudhry Charan Singh. Ve kızım konusuna gelirsek, şunu unutma. Onun damarlarında benim kanım akıyor. O babasını asla yüzüstü bırakmaz. O yüzden hiçbir zaman önünde eğilmeyeceğim. Böyle şeyler kulağa hoş gelebilir Brandra.
Ama gerçek şu ki Haryana'da bugün bile erkek çocuklar kız çocuklarından daha değerlidir. Çok daha fazla. Herhalde sen kendinden bahsediyorsun. Benim için öyle bir şey yok. Revari'de ya da ülkenin hangi şehrinde olursa olsun kız çocukları her yerde değerlidir. O yüzden şimdi söyleyeceğimi çok iyi dinle. Ayrıca oğluna da söyle ki unutmasın. Benim kızımdan uzak dursun. Yoksa bırak bu köyün yeni muhtarı olmayı, bu sefer baba olarak kalmana da izin verme. Ve bunlar boş sözler değil. Bu Vrendra Pratap Singh'in sana uyarısıdır. Bu sana ilk ve son uyarım. Bunu iyice anlasan iyi olur. Yoksa bu sefer seçimlerle birlikte daha birçok şeyi kaybedeceksin Chaudhry. Beni anladın mı? Vrendra'ya nasıl anlatacağım? Düşmanlığı kenara bırakıp kızının Arap olan aşkını düşünmesi gerek. Hem neden Chaudhry ile düşmanlığını Arap'tan çıkarıyor? Neden ikisinin arasındaki sevgiye düşmanlık karıştırıyor ki? Bunu ona nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Yaptığı şeyin ne kadar yanlış olduğunu bilmiyor. Neden kendi kendine konuşuyorsun? Yoksa içine hayalet falan mı girdi? İçime hiçbir şey girmedi. Sadece sinirliyim çünkü kocam beni dinlememekte ısrar ediyor. Bu ne kadar kötü bir günmüş böyle. Eve geliyorum, karımla tartışıyorum. Dışarı çıkıyorum, Chaudhry ile tartışıyorum. Chaudhry ile tartışmak derken? Onunla neden tartıştın ki? Bugün köy meclisine geldi. Adamlarını da getirmiş. Neden? Beni protesto etmek için. Ne yapabilirdim? Saçmalayıp duruyordu. Onun yüzünden kan beynime sıçradı. Ve doğal olarak ona dersini verdim. Yani siz ikiniz kavga mı ettiniz? Daha kavga etmedim. Onunla sadece konuştum ama gerekirse kavga da edebilirim. Onu uyardım. Oğlunu kızımdan uzak tutmasını söyledim. Yoksa ona öyle bir ders vereceğim ki torunlarının torunları bile adımı duyunca korkudan titreyecek. Ama kavga etmek her zaman işe yaramaz Vrendra. Biliyorsun bazı şeyler sevgiyle de çözülebilir değil mi? Neden bir kez olsun Chaudhry ve Arap'ı karşına alıp konuşmuyorsun? Hem aranızdaki düşmanlık da biter ve her şey yoluna girer. Eğer bunu yaparsan Chaudhry ile aranızdaki bütün sorunların düzeleceğine eminim. Ne onunla aramı düzeltmek istiyorum ne de arkadaş olmak. Bizim aramızda sadece bir ilişki olabilir. O da düşmanlık. Bu gelecekte de böyle olacak. Eğer bir daha Nandini'yi kayırırsan ya da bundan sonra Chaudhry ve oğluyla aramdaki ilişkiyi düzeltmekten bir daha bahsedersen seninle benim aramdaki ilişki de bozulacak. Şimdi beni iyi dinle. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Ve Nandini'nin Chaudhry'nin oğluyla konuşmasına izin vermeyeceğim. Bu benim son sözüm. Ne? Muhtar köy meclisinde babamla mı kavga etti? Onu tehdit mi etti? Aman tanrım. Bu adam nasıl bu kadar delirebildi? Ne diyebilirim ki Nandu? Beni bile tehdit etmiş. Senden uzak durmamı söylemiş. Çok özür dilerim canım. Ve muhtarın adına da çok özür dilerim. Ama ne biliyor musun? Hiç şaşırmadım. Gerçekten. Elinden başka hiçbir şey gelmiyor. O yüzden huzurumu, aşkımı, her şeyimi elimden almak istiyor. Hatta beni mutlu görmeye bile katlanamıyor. Üzüntünü anlayabiliyorum Nandu. Ama hiç merak etme. Baban ne yaparsa yapsın, ben seni seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Tabii ki seni seviyorum. Bundan şüphen mi var? Ben sensiz yaşayamam. Ben de sensiz yaşamam tatlım. Aslında bensiz yaşamak zorunda değilsin. Hemen şimdi seni görmeye geliyorum. Bu soruna bugün bir son vereceğiz. Arap, seninle ben bugün evleneceğiz. Evet, eğer evlenirsek bırak muhtarı. Kimse birlikte olmamıza engel olamaz. Geliyorum canım. Nereye gidiyorsun? Chaudhry'nin oğluyla mı buluşacaksın? Seni telefonda konuşurken duydum. Sana yasaklanmama rağmen onunla buluşmaya gidiyorsun. Bir de onunla evlenmek istiyorsun. Bana bak. Bu evden dışarı tek bir adım bile atayım deme. Sen
ve senin tehditlerin beni durduramaz. Bugün ne olursa olsun Arav'ımla buluşmaya gideceğim. Sana söylemek istediğim şeyi anlamaya çalış. Chordrin'in oğlu seni tuzağa düşürmeye çalışıyor. Çünkü babası benden intikam alma peşinde. Bunu neden anlamayı istemiyorsun? Ben senin düşmanın mıyım? Ama düşmandan hiçbir farkın yok. Seni çocukluğumdan beri izliyorum. Şimdiye kadar senden sadece düşman muamelesi gördüm. O yüzden bugün bir karar verdim. Seninle birlikte yaşayacağıma gidip düşmanın evinde kalmam çok daha iyi. En azından onların yanında aşkımla mutlu olabilirim. O yüzden gidiyorum. Ve sakın beni durdurmaya kalkışma. Şimdiye kadar kimseyle doğru bir ilişki yürütemedin. O yüzden sakın bana ilişkiler hakkında ders verme. Benim üzerimde hiçbir hakkın yok. Bırak gideyim ve sen de beni unut. Şimdi çekil yolumdan. Hiçbir yere gidemezsin. Elini çek. İçeri gir. Sana çek elini dedim. Hayır, elimi çekmeyeceğim. İçeri gir. Bırak beni. Çekil yolumdan. Sana içeri gir çekil. Dedim. İçeri gir. Çekil önümden. Sana i̇çeri çekil gir. Dedim. Çekil. Çabuk şunu kaldırmama yardım et. Nandine gitme. Mirendra, Mirendra iyi misin? Çabuk hemen git buz getir hadi acele et. Mirendra, doktoru ara. Dayan Purvi. Endişe edecek bir şey yok. Küçük bir kırık olmuş. Bacağını alçaldım ama muhtarın yaklaşık 2-3 hafta kadar dinlenmesi gerek. Ondan sonra iyileşecek. Merak etmeyin. Siz ne diyorsunuz Doktor Bey? 2-3 hafta dinlenmek mi? 2-3 hafta nasıl dinlenebilirim? Bakın belki bilmiyorsunuz ama muhtarlık seçimleri yaklaştı ve daha yapılması gereken bir sürü hazırlık var. Ayrıca köyde seçimlerle ilgili yapmam gereken muhtar, bir sürü iş var. Hiçbir şey sağlıktan önemli değildir. İyileşmek istiyorsanız dinlenmek zorundasınız. Evet. Muhtar, bir yandan dinlenirken bir yandan da çalışmanıza devam edebilirsiniz. Eğer seçimler sizin için bu kadar önemliyse, o zaman tekerlekli sandalyede oturup çalışabilirsiniz. Hem işleriniz aksamamış olur, hem de dinlenmiş olursunuz. Ama hemen iyileşmek istiyorsanız, o zaman kendinize çok iyi bakmanız gerekecek. Yoksa... Doktor Bey, ben Vrendra'ya çok iyi bakacağım. Lütfen endişelenmeyin. Tamam Bayan Purvi, ilaçlarını zamanında alsın. Ve eğer yardıma ihtiyacınız olursa beni arayın. Tamam mı? Teşekkür ederim doktor. Şimdi neden üzülüyorsun ki? Doktor tekerlekli sandalyeyle çalışmaya devam edebileceğini söyledi. Endişelenmene gerek yok Vrendra. Purvi, beni üzen şey bacağımdaki kırık değil. Kırık mırık, canı cehenneme. Beni asıl üzen şey Nandini. Neden anlamıyor ki? Chordrin'in oğlu onu seviyormuş gibi yapıp tuzağa düşürüyor. Bu Chordrin Saran Singh ve oğlunun bir oyunu. Benden intikam alma peşinde ama Nandini hala onunla evlenmek istiyor. Bu kız neden böyle akılsız? Ben onun için endişeleniyorum. Bacağımdaki kırık umurumda değil. Vrendra, emin ol endişeni anlıyorum. Sen merak etme. Bunu Nandini'ye anlatmak için elimden geleni yapacağım. Mutlaka konuşacağım. Beni anlayacağına eminim ama şimdi dinlenmelisin. Lütfen sen bunları düşünme. Hem Tanrı kızının başına kötü bir şey gelmesine izin vermez. Anlaştık mı? Lütfen dinlen. Ben birazdan dönerim. Bayım, biraz daha hızlı gider misiniz? Buradan sağa dönelim lütfen. Nandini'nin buluşmak için Arav'ın evine gittiğine eminim. Oraya gidip kontrol etmem gerek.
Burası. Burada durun lütfen. Burada durun. Nandu, babanın ikimizin evlenmesine karşı olduğunu biliyorum. Ve bugün o yüzden onunla kavga ettim. Ama bir şey unutma. Bırak babanı. İsterse bütün dünya evlenmemize karşı çıksın. Ben yine seninle evleneceğim. O yüzden bugün seni buraya annem ve babamla tanıştırmaya getirdim. Onlarla evliliğimiz hakkında konuşacağım. Ha? Gidelim mi? Demek şüphelenmekte haklıymışım. Nandini gerçekten de arabı görmeye gelmiş. Arav Nandini'yi neden eve sokuyor? Yoksa onu buraya anne babasıyla tanıştırmak için mi getirdi? Bir an önce girip neler olduğunu görmem gerekiyor. Chaudhry'nin evlilik hakkında ne diyeceğini mutlaka öğrenmek zorundayım. Peki içeri nasıl gireceğim? Her yerde güvenlik görevlileri var. Tanrım, lütfen bana içeri girmek için bir yol göster, lütfen. Gelsene. Ara, annenle babana, yani evliliğimizden bahsetmek istediğine emin misin? Açıkçası ben de çok korkuyorum Nandu. Ama sen babanla konuştun ve şimdi sıra bana geldi. Babamın nasıl tepki vereceğini gerçekten bilmiyorum. Ne de olsa muhtar onun en büyük düşmanı. Ama bu düşmanlığın ilişkimize engel olmasına izin vermeyeceğim. Seni seviyorum. Ve seni hiç bırakmayacağım. Birlikte yaşayacağız ve birlikte öleceğiz. Şimdi ne olacak göreceğiz. Gel. Kimsin ve burada ne yapıyorsun? Lütfen içeri girmeme izin verin bayım. Beni buraya Basanti gönderdi. Basanti de kim? Basanti, hanımefendiye masaj yapan kadın. Bugün hastaymış, o yüzden yerine beni gönderdi. Lütfen kapıyı açın, yoksa hanımefendi çok kızar. Hadi açın kapıyı. Tamam, tamam, geç. Bu koca evde Nandini ve Arav'ı nasıl bulacağım? Seni aşağıdan çağırıyorlar. Nandini hiçbir yerde göremiyorum. Onu bir an önce bulmam gerek. Eğer biri beni burada görürse başım derde girebilir. Söyle bakalım Arav. Bu da kim? Baba, bu Nandini. Onunla tanışmanızı istedim. Biz birbirimizi seviyoruz ve biz evlenmek istiyoruz. Aman oğlum, bize bu haberi vererek beni çok mutlu ettin. Gerçekten de nadir bir çiçek gibi çok güzel. İsmi gibi kendisi de güzel. Çok doğru diyorsun. Nandini'nin anlamı yuvaya mutluluk getiren insandır. Ve göreceksiniz, ailemize girdiğinde bol bol mutluluk getirecek. Nandini'yi çok sevdim ama küçük bir sorun var. Senin şu baban var ya, ne beni ne de ailemi hiç sevmiyor. Düşmanlığımız çok eskiye dayanıyor, birbirimizi hiç sevmeyiz. Ama endişelenmenize gerek yok.
bu düşmanlığın sizin sevginize engel olmasına izin vermeyeceğim. Sen yakında bizim gelinimiz olacaksın. Evimize hoş geldin. Sizin mutluluğunuzdan daha önemli hiçbir şey olamaz. O yüzden eğer bunun için Virendra ile konuşmam gerekirse konuşacağım. Hatta mecbur kalırsam yalvaracağım. Şunu unutmayın, hiçbir şey bundan daha önemli olamaz. Kendi gururum bile. Sana söylediğimi anlamaya çalış. Chaudhry'nin oğlu seni tuzağa düşürmeye çalışıyor. Çünkü babası benden intikam almak istiyor. Bunu anlamamakta neden ısrar ediyorsun? Demek muhtar beni yine kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyormuş. Yarın gidip Virendra ile görüşeceğim. Ve Arav'la evlenmeniz için ondan izin isteyeceğim. Sen ne diyorsun Chaudhry? Elbette. Hayırlı işleri ertelememeliyiz. Onları bir an evvel nişanlasak çok iyi olur. Tanrı sizi korusun. Chaudhry, Virendra'nın söylediği kadar kötü bir insana benzemiyor. Aksine aklı başında ve asil bir insana benziyor. Yoksa neden eski düşmanlığından vazgeçip Virendra'ya evlilik teklifiyle gitsin ki? Umarım Virendra bu evliliğe rıza gösterir ve umarım sinirlenip bir olay çıkarmaz. Bunu Virendra ile konuşmam gerek. Eğer kızını seviyorsa o zaman Arav'la evlenmesine razı olmak zorunda. Yoksa kızıyla aralarındaki bağ kopabilir ve bir daha hiçbir zaman düzelmeyebilir. Ama buna asla izin vermeyeceğim. Aralarını düzeltmek için elimden geleni yapacağım. Purvi! 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 Ne oldu Virendra? Her şey yolunda mı? Ne zamandır sana sesleniyorum. Nerelerdeydin? Dışarıda bazı işlerim vardı. Benden daha önemli ne işin olabilir ki? Virendra geldim ya işte. Söyle benden ne istiyorsun? Duş almak istiyorum. Baksana hava çok sıcak. Terlemekten öldüm. O yüzden duş alıp rahatlamak istiyorum. Peki bu halde tek başına nasıl duş alacaksın? Yani diyorum ki bacağında alçı var ve eğer alçın ıslanırsa o zaman bacağın iyileşmez. Purvi, alçı ıslanırsa senin dediğin gibi bir şey yani olmaz. Yani diyorum ki istersen seni silebilirim. Evet. O da olur tabii. Bir dakika bekle. Sen bırak, ben yaparım. Ben de yaparım. Bir bekle. Ne oldu? Ben yani gidip şu kapıyı kapatır mısın? Ben de üstümü çıkarayım. Ha? Neden kapıyı kapatmamı istedin? Yoksa utanıyor musun? Neden utanacakmışım? Yani bu çok saçma. Yani sen bile utanmıyorken ben neden utanacakmışım? Yalan mı? Saçmalama. Evet, gerçekten de utanacak ne var ki? Dayın çocukken çıplak diyerek dalga geçtiğini söylemişti. Çünkü her zaman çıplak halde köydeki kuyuda yıkanıyormuşsun. Bu ne saçmalık böyle? Sen gerçekten de dayımın her dediğine inanıyor musun? Dayım bana bundan hiç bahsetmedi. Hem eğer öyle bir şey olsaydı bile bütün küçük çocuklar çıplak yıkanır değil mi? Bunda abartacak ne var? Dayımla saçmalayıp duruyor. Onunla bir ara konuşsam iyi olacak. Gel. Neden kikir kikir gülüyorsunuz? Hadi Purvi, git de bana zerdeçallı süt getir. Ve siz ikiniz, orada durup babanıza gülmeyin. Gidin derslerinize çalışın. Tamam çıplak baba.
İş onu nasıl... Bu ne musibet böyle? Şuradan oraya kadar bile uzanamıyorum. Olamaz. Teşekkür ederim. Bu arada doktor bacağın hakkında ne söyledi? Doktor dedi ki küçük bir kırık varmış ve benden 2-3 hafta dinlenmemi istedi ama 2-3 hafta boyunca dinlenmek benim için çok zor bir. Çünkü eğer o kadar zaman dinlenirsem meclisteki işlerimi nasıl halledeceğim? Yani köyde bekleyen bir sürü iş var. Onları nasıl bitireceğim? Bunlar yetmezmiş gibi bir de seçim çalışmaları var. Yani ben de bilmiyorum ne yapacağım, nasıl yapacağım. Tamam, tamam. Peki. Ben gideyim o zaman. Baksana. Muhtar nerede? Nandini? Sen... Virendra şu anda odasında. Sabah sen onu itip evden çıktıktan sonra baban yaralandı ve sol bacağı kırıldı. Ne? Evet Nandini, ama merak etmene gerek yok. Çünkü her ne yaptıysan bunu isteyerek yapmadığını biliyorum. Ama sadece çok üzüldüm çünkü sen ittikten sonra canı o kadar acımasına rağmen Virendra'nın aklı hala sendeydi ve sana sesleniyordu. Ama sen bir kere bile arkana dönüp ona bakmadın. Her neyse, endişelenmenin ya da üzülmenin bir anlamı yok. Sonuçta hiçbirimiz geçmişi değiştiremeyiz, öyle değil mi? Bu arada babanın durumu şu anda iyi. Tabii ki iyi olacak. Çünkü herkesin hayatını cehenneme çevirdi. Ve dinle, benim hiçbir suçum yok. Başına gelen her şeyi sonuna kadar hak ediyor. O yüzden hiç üzülmedim. Neyse şimdi beni iyi dinle. Yarın Arav'ın annesiyle babası evliliği konuşmak için buraya gelecekler. O yüzden ona söyle, bu evliliği olay çıkarmadan kabul etsin. Bu hem onun hem de bu aile için en iyisi olur. Peki Nandini. Arav'ın anne ve babasının evlilik hakkında konuşmaya geleceklerine gerçekten de çok sevindim. Ben babana onlarla kavga etmemesini söylerim, merak etme. Senin sözünü dinleyip Arav'ın anne babasına düzgün davranırsa iyi olur. Yoksa benim en kötü yüzümü görmeye hazır olsun. Aman Tanrım, Arav'ın anne ve babası evlilik hakkında konuşmak için yarın buraya gelecek. Virendra'ya onlara karşı iyi davranması gerektiğini anlatmak zorundayım. Hoş geldiniz kızlar. Enişte buyur, zerdeçallı sütünüz. Peki sütü neden sen getirdin? Purvi nerede? Sucu geldi de onun hesabını kapatmaya gitti. Gelsene. Sen... Sen bu tekerlekli sandalyeyi bana mı getirdin? Dün konuştuktan sonra aklıma geldi. Bana köyde yapmam gereken çok iş var ama doktor 2 hafta daha dinlenmemi istedi demiştin. O yüzden... Bunun işine yarayabileceğini düşündüm. Buna oturup nereye istersen oraya gidebilirsin. Çok güzel. Ne kadar düşüncelisin. Bu tekerlekli sandalye çok iyi oldu. Baksana,
Hazır sandalyeyi getirmişken acaba oturmama da yardım eder misin? Vir, ben de sana yardım edeyim. Teşekkürler. Gerçekten çok iyi bir çocuk. Yani Bay Vrendral'ın iki hafta yürüyemeyeceğini duyar duymaz onun için tekerlekli sandalye getirdi. Bu çok güzel bir şey. Suda tekerlekli sandalye getirerek büyük bir iş yapmadı. Kız kardeşi eniştemin bacağını kırdı ve şimdi de abisi aynı kırık bacakla eniştemi tekerlekli sandalyeye oturtup onu dolaşmaya çıkarıyor. Piryu. Biliyorum Piryu. Onu hiç sevmiyorsun. O yüzden hakkında böyle konuşuyorsun. Ama kalbim onun çok iyi, çok iyi bir insan olduğunu söylüyor. Piryu ve Suda ile konuştum. Tekerlekli sandalyeyi sana Vir'in getirdiğini söylediler. Evet, en azından... Bir benim için bir şeyler yapıyor. Benim için tekerlekli sandalye getirdi. Senin için yaptıklarına bakıyorum da... Bir seni hala seviyormuş ve saygı duyuyormuş gibi görünüyor. Bana kalırsa Bir'le barışmak, ona anlatmaya çalıştığımız şeyi anlamasını sağlamak o kadar da zor olmayacak, öyle değil mi? Evet, ben de öyle düşünüyorum. Ama keşke Nandini'ye laf anlatmak da bu kadar kolay olsaydı. Ama Nandini'nin kalbini nasıl kazanacağımı bilmiyorum. Ne yapabilirim ki? Vrendra, benim bir fikrim var. Söyle, fikrin neymiş? Aslında bugün bir şey oldu. Ben Chaudhry'nin evine gittim. Baba... Bu Nandini. Biz birbirimizi seviyoruz ve evlenmek istiyoruz. Ben gizlice konuşmalarını dinledim. Chaudhry ile karısı dedi ki Arab ve... Ama merak etmenize gerek yok. Yarın Vrendra ile görüşmeye geleceğim. Ve Arab'la evlenmeniz için izin isteyeceğim. Yani yarın Nandini istemek için buraya geleceklermiş. O yüzden yarın geldiklerinde lütfen evet de olur. Sen delirdin mi aptal kız? Beni çok iyi dinle. Benim kızım hiçbir zaman Chaudhry'nin gelini olmayacak. Chaudhry de kim oluyor? Böyle bir şey için nasıl evime gelebiliyor? Eğer şu bacağım kırık olmasaydı Chaudhry'yi bu evden tekmeyle kovardım. Bu kadar sinirlenme Vrendra. Lütfen biraz sakinleş ve düşün. En azından beni bir dinle. Seni dinlemek falan istemiyorum. Bu evliliğe asla izin vermeyeceğim. Böyle bir şey hiçbir zaman olamaz. Vrendra Pratap Singh, Chaudhry Charan Singh de asla arkadaş olamaz. Hiçbir şekilde... Ve hiçbir koşulda. Nandini ile aranı düzeltmek pahasına olsa bile mi? Bak, sana bir kere hayır dedim, tamam mı? Şimdi sakın bana duygu sömürüsü yapmaya kalkma. Vrendra, hani geçen gün köyde birlikte film izlerken... Nandini elini nasıl sevgiyle tutmuştu hatırlıyor musun? Vrendra o sırada gözleri nefret ve öfkeyle değil, sevgiyle dolup taşıyordu. Sonra odasına gittiğimde günlüğünde seninle birlikte çekilmiş bir fotoğraf buldum. Nandini o fotoğrafı saklamış. Fotoğrafı gördükten sonra sadece şunu söyleyebilirim. Seninle ne kadar sert konuşursa konuşsun, ne derse desin ya da senden ne kadar nefret ederse etsin. Bugün bile seni kalbinde babası olarak yaşatıyor ve inan bana seni çok seviyor Vrendra. Chaudhry seninle düşmanlığını bir kenara bırakıp Nandini'yi istemek için kapına kadar gelmeye razı oluyorsa bence sen de düşmanlığı bir kenara bırakıp kızının mutluluğunu düşünmek zorundasın. Lütfen Vrendra. Vrendra,
Belki haddimi aşıyorum ama sana yalvarıyorum, lütfen. Kızının sana yine baba diye seslenmesini istiyorsun değil mi? Onun güvenini ve sevgisini yeniden kazanmak istiyorsun, öyle değil mi? O zaman lütfen yarın evet de. Kızının kalbini kazanmak için bu son fırsatın olabilir bir Endira. Yavaş olun çocuklar. Brandra biliyor musun? Nandini Chaudhry ile görüşmeyi kabul ettiğini öğrenince çok sevindi. Umarım Tanrı'nın da izniyle her şey yoluna girer ve Nandini ile aramızdaki bütün sorunları çözersiniz. Purvi, ben Nandini'yi giydirdim, süsledim. Chaudhry gelince bana haber ver de onu aşağı indireyim, tamam mı? Bayan Purvi, Bay Chaudhry geldi. Tamam peki. Anjali yenge sen yukarı çıkıp Nandini'yi getir lütfen. Ben de dışarı çıkıp onları karşılayacağım. Tamam peki. Gel bir. Biz de dışarı çıkıp Chaudhry'yi karşılayalım. Hadi gidelim. Virendra, lütfen çok düşünme. Sadece her ne yapıyorsan bunu kızının mutluluğu için yaptığını düşün. Gidelim mi? Merhaba hanımefendi. Merhaba muhtar. Şöyle bir bakıyorum da evin hala pırıl pırıl parlıyor. Yıllar önce aynen böyle pırıl pırıl parlıyordu. Muhtarın evi ve şanı eskiden de parlıyordu. Ve her zaman parlamaya devam edecek. Her ne kadar bazı alçak insanlar nazar değdirmeye çalışsa da. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. İçeri buyurun. Kapıda kalmayın lütfen. İçeri girin. Otur kızım. Muhtar, bugün hayırlı bir gün. O yüzden bana kalırsa eski düşmanlığımızı bir kenara bırakalım ve yeni bir başlangıç yapalım. Çünkü çocuklarımızın mutluluğu bizim birbirimize duyduğumuz düşmanlıktan daha önemli. Çok doğru. Ne güzel dedin öyle Chaudhry. Hazır lafı geçmişken hadi tatlı yiyelim. Ancel herkese tatlı dağıt. Hadi al şunu. Evet. Afiyet olsun. Teşekkür ederim ama sonra yiyeceğim. Yapma Chaudhry. Hadi ye. Al Vrendra. Biraz tatlı ye. Şu sözü mutlaka duymuşsundur. İnsan yaşlanınca gençlerin maskarası olurmuş. O yüzden en iyisi gençlerle uğraşmamalı, yoksa kendine zarar verebilirsin. Baksana, aslında muhtar koltuğuna oturmak istiyordun. Ama sonun tekerlekli sandalye oldu. Peki köylüler ne yapacak? Muhtarları yürümekten bile acizken koca köyü nasıl idare edecek? Sen daha önce hiç at yarışı izledin mi? Yarışan aslında jokey değildir. O sadece atın üstünde oturur. Yularını sıkınca tutar ve atı koşturur. Yani bütün yarış aslında yulara bağlıdır. Jokey yuları ne kadar sıkı tutarsa at da o kadar hızlı koşar ve jokey nereye isterse oraya gider. Ve Revari'deki insanların yuları, muhtarları Vrendra Pratap'ın sağlam ellerinde. Ve böyle olduğu sürece onu kimse durduramaz.
Özellikle de senin gibi bir aptal asla. Kimin aptal, kimin akıllı olduğunu zaman gösterecek Frendra. Ama şimdilik halletmemiz gereken önemli bir iş var. Onun için buradayız. Bu çocuklarımızın nişan davetiyesi. Yani senin kızınla benim oğlumun nişan davetiyesi. Al bakalım. Bizim geleneğimizde söz kesmeye gelirken davetiye de yanınızda olur. Ve erkeğin kayınpederine verilir. O yüzden senden bu davetiyeyi kabul etmeni istiyorum. Bence o davetiye sende kalsa daha iyi olur Chaudhry. Çünkü biz daha kesin kararımızı vermiş değiliz. Bu evlilik için sadece formalite olarak evet diyeceğiz Virendra. Çünkü genç bir kız bir kez evlenmeye karar verdiğinde anne babası istese de istemese de kararına saygı göstermek zorundadır. Ne de olsa bu bir onur meselesi, değil mi? O yüzden sana tavsiyem, bu davetiyeyi şimdi kabul et ve bu evliliğe evet de. Buraya kızını istemeye geldik. Makamını elinden almaya değil, aile olmak istiyoruz. Anlaşma yapmayı değil. Biliyorsun bizim toplumumuz tutucudur. Eğer bir genç kız evden kaçarsa köylüler ailenin hayatını cehenneme çevirir. Senin de genç bir kızın var Frendra. Böyle bir şeyin senin başına gelmesini isteme. O yüzden bu teklifi kabul et ve izin ver gençler evlensinler. Eğer istersen ellerimi birleştirip sana yalvarabilirim. Aman yapma. Chaudhry bunu neden yapsın ki? Kızımız oğlunla evleneceği için çok şanslıyız. Tebrikler, kızımızı veriyoruz. Anne, kızımızı veriyoruz değil mi? Chaudhry, yaşlı bir kurda yeni numaralar öğretilemeyeceğini çok iyi biliyorum. Ve aynı şey senin için de geçerli. Şimdi bana açık açık söyle. Ne istiyorsun? Hala benim ne istediğimi anlayamadın mı? Ben bu köyü istiyorum Frendra. Seninle birlikte bu köyün gelişmesi için çalışmak istiyorum ki bu arada kendimi de geliştirebileyim. Sen aklı başında bir adamsın. Ve bir şey daha var. Evlilikten sonra senin ve kızının ipleri tamamen benim ellerimde olacak. Virendra, ne yapıyorsun? Dur. Amacının ve niyetinin her zaman farkındaydım. Şimdi saçmalamayı kes. Pılını pırtını topla ve ailenle birlikte bu evden hemen git. Yoksa sana yemin ediyorum seni bu evden zorla gönderirim. Defol buradan. Neden dik dik suratıma bakıyorsun? Beni duymadın mı? Hemen defol evimden. En başından beri niyetinin ne olduğunu biliyordum. Ama kızımın hatırı için bir şey söylemedim. Sana bir şans vermek istedim. Ama sen hep yılandın. Ve hep yılan olacaksın.
İçin zehirle o kadar dolu ki benimle benim evimle buluşup zehrini akıtmak istedin. Ama şimdi sana söyleyeceğimi çok iyi dinle. Biz iki can bir araya gelse de akraba olamayız. Seninle sadece tek bir şey olabiliriz. Düşman. Sen benim düşmanımdın ve her zaman düşmanım olacaksın. Ne senin oğlun benim damadım olabilir, ne de benim kızım senin gelinin olabilir. Şimdi ne yapacaksan yap. Canın ne istiyorsa onu yap. Ne yapıyorsunuz? Bak Virendra, bana ettiğin bu hakaretlerin bedelini sana teker teker ödeteceğim. Gidelim oğlum. Bu evde yeterince hakarete uğradık. Bu adama rica ettim, önünde yalvardım ve neredeyse diz çöktüm. Ama yine de kabul etmedi. Kendi kızını bile umursamayan bir insan bizi hiç umursamaz. Hadi. Aram. Aram hayır. Lütfen Aram. Beni dinle. Aram. Aram hayır. Aram. Aram lütfen. Özür dilerim ama ne olur beni bırakıp gitme. Aram hayır. Ne olur beni bırakıp gitme. Hey Çalan Singh, gitmeden önce beni son bir kez dinle. Eğer bundan sonra seni bir daha evimin yakınlarında görürsem, bu sefer seni öldürürüm. Sadece seni değil, bütün aileni yok ederim. Sakın bir daha Virendra Pratap Singh'e bulaşayım deme. Yoksa senin için hiç iyi olmaz. Bu dediğimi hiç unutma. Aram, Aram lütfen. Aram beni dinle lütfen. Aram gitme. Lütfen Aram. Annemi, hayatımı, mutluluğumu, elimden her şeyimi almak sana yetmedi mi? Sadece arabam vardı, tek yaşama sebebim. O benim tek mutluluğumdu. Ama sen onu da berbat ettin. Sen beni mutlu görmeye katlanamıyorsun. Sen sadece kendini düşünüyorsun. Sen bencil bir insansın muhtar. Bu doğru değil Nandini. Lütfen beni anlamaya çalış. Evet Nandini, babanı en azından bir kez dinler misin? Ne de olsa o senin baban. En azından onu bir kere olsun dinle. Asla! Ne o benim babam ne de sen benim annemsin. O yüzden artık kimseyi dinlemek istemiyorum. Gidin buradan. Beni yalnız bırakın. Nandini. Virendra, bana sorarsan şimdi Nandini ile konuşmak için iyi bir zaman değil. Eğer onunla konuşursak doğru olmaz. Çünkü ona söylediğin hiçbir şeyi dinlemeyecek ve anlamayacak. Bence onunla biraz daha sakinleştikten sonra konuşalım, olur mu? Hadi gidelim.
Bunu Nandini'ye nasıl anlatacağım? Ona onun düşmanı olmadığımı nasıl anlatacağım? Ben onun babasıyım. Ve bir baba her zaman kızının mutluluğunu ister. Ben ne yapıyorsam onun iyiliği için yapıyorum. Bu ailenin iyiliği için yapıyorum. Bunu nasıl anlamıyor? Chaudhry Charan Singh'i nasıl anlayamıyor? Neler yapabileceğini görmüyor. Bu gerçeği neden anlamıyor? Nandu? Neden geldin? Kimseyle konuşmak istemiyorum. Git buradan. Kalk hadi. Buraya senin için gelmedim ki. Benim ne kadardır karnım zil çalıyor. Kendi huzurum için geldim. Biz ikiziz. Ve sadece ikizlerin sahip olduğu özel bir bağa sahibiz. Birimizin canı acıdığında diğeri bunu hissedebiliyor. Ve birimizin karnı acıktığında diğerinin de karnı acıkıyor. Hadi kalk artık. Hadi gel, sana yemek yedireceğim. Veer gerçekten çok sinir bozucusu. Ha, biliyorum biliyorum. Ve sen doğduktan hemen sonra seni gıcık etme ruhsatı aldın. Güzel mi? Bu arada bunu ben yapmadım ama beğendiysen övebilirsin. Al bakalım. Küçücük bir lokma, hadi ye. Sen de sabahtan beri bir şey yemedin değil mi? Sen ye. Ye şunu. Sen de boşu boşuna numara yapıyorsun. Daha önce yemeliydin. Bir, muhtar Arav ve babasına çok kötü davrandı. Ve onu hiçbir zaman affetmeyeceğim. Hiçbir zaman. Muhtar çocuklarının mutlu olmasını istemiyor. Ama ben öyle kolay kolay pes etmeyeceğim. Ondan intikamımı alacağım. Muhtar yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacak bir. Ama bu çok yanlış. Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Bir fikrim var. Şimdi göreceksin. Ne oldu Virendra? Uyuyamıyor musun? Peki sana ninni söylememi ister misin? Ninni mi? Ciddi misin? Tamam. Söyle bakalım. Belki uyumama yardımcı olur. Tamam. Ama sen hala uyumamışsın. Ne oldu? Nandini'yi düşünmekten uyuyamıyorum ve... Ve başım çok ağrıyor. Tamam o zaman. Ben gidip sana ilaç getireceğim. Hem uyumana yardım eder hem de başının ağrısını geçirir. Tamam mı? Hı hı. Hemen dönerim.
Bu kapıyı kim açmış olabilir ki? Bunda emin misin? Son kararını söyle. Hem de çok eminim. Gecenin bu saatinde kim olabilir ki? Herhalde hizmetçilerden biri dışarı çıkmıştır. Bu muhtarın taktığı başlığın aynısı. Baksana. Benim sebze almam gerekiyordu. Hadi sen de benimle gel, tamam mı? Tamam, siz devam edin. Zaten işe gitmeliyim, tamam mı? Peki. Görüşürüz. Kendine iyi tamam, bak. Tamam, sen de. Hey! Suda, sen misin? Bu ne güzel bir sürpriz böyle. Seni görmek güzel. Buraya başlık almaya mı geldin? Hayır. Priyu ve Anjali yengeyle birlikte mabede gitmiştim. Onlar sebze almaya gittiler. Ben de işe gidiyorum. Onları bıraktım. Ama seni görünce durdum. Anladım. Bu arada... bu türban sana çok yakışmış. Takınca aynı muhtara benzemişsin. Ben sadece deniyordum. Almaya niyetim ne? Yoktu. Bence almalısın. Şunu bağlar mısınız? Bence bunu al. Eminim çok yakışacak. Hayır, ben... Hadi bayım, bağlasanıza. Gördün mü? Sana çok yakıştı. Tamam Suda, madem ısrar ediyorsun, o zaman alacağım ama bir şartım var. Ben de sana bir başlık almak istiyorum. Sen bana başlık mı alacaksın? Neden? Bunda ne var ki? Burada çok fazla var. Erkekler başlık takar, kadınlar takmaz. Suda, pardon ama... Lütfen boş ver. Evet, bir saniye. Ben... ama bir... Gel bakalım, kendine baksana. Bak. Ne kadar güzel oldun, değil mi? Ve baksana, sözde erkekler için yapılan başlık... bir kadında ne de güzel duruyor, değil mi? Yüce Tanrım, sen büyüksün. Priyu, sen bu sıcakta sebze almakla uğraşırken şu Suda'ya bak. Tarlaların hepsine gözünü dikmiş. Bu kız da az kurnaz değilmiş hani, vay canına. Karşısına çıkan fırsatlardan faydalanmayı çok iyi biliyor. Ne diyorsun? Ne fırsatı? Revari'nin kraliçesi olma fırsatından söz ediyorum. Ne söylemek istiyorsan açık açık söyle, seni anlayamıyorum. Baksana, sen gerçekten o kadar aptal mısın? Aklını kullanamıyor musun? Veer kim? Veer bu köyün muhtarının büyük oğlu. Yani bir gün muhtar gittikten sonra muhtar kim olacak Priyu? Veer Pratap Singh. Ve o sırada Veer Pratap Singh'in karısı her kimse, o ne olmuş olacak peki? Muhtarın hanımı. Evet. Şimdi anladın mı? Bak Priyu, ablan evlendikten sonra kesin şunu düşünmüşsündür, değil mi? Muhtarın ailesiyle akraba oluyorum. Kraliçeler gibi lüks içinde yaşayacağım, güzel kıyafetler giyeceğim, takılar takacağım ve bir gün ben de... aileden biri olabilirim diye düşündün, değil mi?
Ama Tanrı sana bir kez daha büyük bir fırsat verdi ve bu sefer hayallerini gerçekleştirebilirsin. Ama hayallerine kim engel oluyor? O. Baksana. O kız senin yanında kendini ne sanıyor ha? Tanrı ona güzellik bile bahşetmemiş. Ama sen, sen çok güzelsin. Ve bundan daha da önemlisi, bir senden hoşlanıyor. Suda'dan değil. Kızım sen aptal mısın? Çocuk senin için deli oluyorken sen neden ona bağırıp çağırıyorsun? O yüzden kısmetinin önünü kapatma ve hazırlan. İleride muhtar karısı olacaksın. Anladın mı? Bak sakın böyle bir fırsatı kaçırayım deme. Çünkü şu Suda var ya, çok kurnaz bir kız. Bu fırsattan faydalanır ve sen de sonra pişman olursun. Kader öyle her zaman karşına bunun gibi bir şans çıkarmaz. Bu sefer altın gibi bir fırsat kapına kadar geldi. O yüzden bu altın fırsatı kap ve muhtar karısı ol. Anladın mı? Nandini? Nandini. Nandini. Bu saatte nereye gitmiş olabilir ki? Her yere baktım. Yine de Nandini'yi bulamadım. Biliyorsun şimdiye kadar hayatımda en zor engelleri bile aştım. Ama dün yaşananlar çok fazlaydı. Artık buna dayanamıyorum. O yüzden bundan sonra hayatımla ilgili kararları kendim vereceğim. Bu evi terk ediyorum ve bir daha asla geri dönmeyeceğim. Sakın beni aramaya kalkışma. Çünkü ben artık bir yetişkinim ve kanunlar karşısında kendi kararlarımı verme hakkına sahibim. Hoşça kal. Nandini Singh. Sen ne yaptın böyle Nandini? Vrendra bunu öğrendikten sonra ne olacak? Tanrım, eğer Vrendra bu mektubu okursa öfkeden gözü döner. Ben şimdi ne yapacağım? Lütfen bana yardım et Tanrım. İşte şimdi en büyük korkum gerçek oldu. Şu Chaudhry ve oğlu Nandini'yi tuzağa düşürmeyi başardılar. Ama Nandini nasıl bu kadar aptal olabiliyor? O namussuz Chaudhry ve oğlunun oynadığı oyunu nasıl anlayamıyor? Neden benim düşmanımın evine gitti? İşte bu bardağı taşıran son damla oldu. O namussuz Chaudhry ve oğlunu öldüreceğim. Ama ondan önce Nandini'yi eve getirmem gerek. Ne pahasına olursa olsun. Vrendra, Vrendra ne yapıyorsun? Bacağın kırık, ne yapıyorsun? Bu halde hareket edemezsin Vrendra. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bütün bunlar senin inadın ve kibrin yüzünden oldu. Vrendra ne olur en azından bu sefer aklını başına topla. Nandini ne yaptıysa senin inadın yüzünden yaptı. Vrendra Nandini senin kızın. O senin namusun. O yüzden şimdi ne yaparsan yap, sana yalvarırım, iyice düşündükten sonra yap. Ancak o zaman kızını ve namusunu koruyabilirsin. Bana bak Kurvi. Bu olanların hiçbiri benim suçum değil. Bütün suçu benim üzerime atma. Bunun sorumlusu ben değilim. Senin suçun Vrendra. Nandini senin hatan yüzünden evden kaçtı. Chaudhry aranızdaki düşmanlığı bir kenara bırakıp evine geldi. Senden kızını istemek için ayağına gelip sana yalvardı. Sen bunun karşılığında ona ne yaptın? Hakaret ettin, bağırdın, herkesin önünde rezil ettin. Vrendra, sen aynı zamanda kızının da kalbini kırdın. Sırf inadın ve kibrin yüzünden. Vrendra, lütfen bunu yapma. Nandini bugün böyle bir karar verdiyse bu senin yüzünden. Hayır, bunun sorumlusu ben değilim. Ben Nandini'nin mutluluğunu reddetmedim. Tersine ben o alçak ailenin teklifini reddettim. Nandini orada asla mutlu olamaz. Hayatı boyunca pişman olacak. Sana bir şey diyeyim mi Purvi? Chaudhry bugün sahip olduğu serveti kendi alın teriyle çalışarak kazanmadı. O servete zavallı köylüleri dolandırarak
Onlara işkence ederek sahip oldum. Hayatı boyunca bir gün çalışmadı. Herkesin önünde farklı konuşabilir. Ama sonra gelir seni sırtından bıçaklar. Tamam Brandra. Chaudhry'nin dürüst bir adam olmadığına katılıyorum. Ama bunda kızının ne suçu var ki? Brandra kızın Arav'ı seviyor değil mi? Ve Arav babası gibi kötü bir insan değil. O yüzden lütfen Brandra, Nandini ve Arav'ın evlenmesine engel olma. İnsan aşıkken ailesinin düşmanlarını ya da nefretini düşünmez. Hatta aşk eski düşmanlıkları bitirmek için bir fırsat. Kızın için gerçekten çok endişelendiğini biliyorum. Ama Brandra artık sen de Nandini'nin çocuk olmadığını kabul etmelisin. O artık bir yetişkin. Kendi seçtiği ve aşık olduğu bir insanla evlenebilir. Onun babası olabilirsin ama kime aşık olup olamayacağını sen belirleyemezsin. Bu kişi düşmanının oğlu olsa bile Brandra. Şunu unutma. Ben Revari'nin muhtarı Brandra Pratap Singh'im. Bu dünyada hiç kimsenin kızımın hayatını mahvetmesine izin vermem. O ikisi kızımı kullanıp beni yok etmek istiyor, anlasana. Buna asla izin vermeyeceğim. Hey! Merak etme. Sen artık bizim evimizdesin. Burada sana kimse zarar veremez. Buna baban da dahil. O yüzden sakin ol, tamam mı? Ben yanındayım. Ve her zaman yanında olacağım. Şimdi hep istediğin şey gerçek olacak. Ne demek istiyorsun? Bir dakika. Bu ne? Hala anlamadın mı? Kızım, yani bu şu demek. Bugün seni ve Arav'ı evlendiriyoruz. Gerçekten mi? Sanmıştım ki dün yaşananlardan sonra bu evliliğe hiçbir zaman razı olmayacağınızı düşündüm. Hayır kızım, Brandra'nın hatası yüzünden sizi neden cezalandırayım? Ben Chaudhry Charan Singh'im ve benim için bu dünyadaki en önemli şey çocuklarımın mutluluğudur. Kızına hayatının en büyük mutluluğunu vermeyi reddeden Brandra Pratap Singh değil. Ayrıca düşmanlık ayrı bir şey, çocuklarının mutluluğu ayrı. Bir baba çocuklarının mutluluğu için her şeyi yapabilir. Ve anne babası olarak bizim için oğlumuz Arav'ın mutluluğundan daha önemli bir şey yok. Ve sen de çok yakında bizim gelinimiz olacaksın. O yüzden bundan sonra üzülmene gerek yok. Şimdi o gözyaşlarını sil ve düğün için hazırlanmaya başla. Bu arada biliyorsun, aynı zamanda düğüne babanı da davet etmemiz gerekiyor. Ama neden? Yani muhtarın gelip gelmeyeceğini ya da diğerlerinin düğüne gelmesine izin verip vermeyeceğini bilmiyoruz. O zaman bunun ne faydası var ki? Hem eğer buraya gelse bile yapacağı tek şey düğünde olay çıkarmak olur. Lütfen onu buraya çağırın. Hayır kızım. Ne olursa olsun Brandra hala senin baban. Ve bir erkek babası senin kayınpederin olarak onu düğüne davet etmek benim görevim. O yüzden buna mecburum. Gelir ya da gelmez. Bu onun seçimi. Ama Brandra'yı tanıdığım kadarıyla kızının düğününde üzerine düşen görevleri yerine getirme fırsatını kaçıracağını hiç zannetmiyorum. Neler oluyor Vir? Nando nereye gitti? Nando'nun dün gece evi terk ettiğini duydum, doğru mu? Bir şey söylesenize, onu aramaya başladınız mı? Yoksa kızımız evden kaçmışken oturup olanları mı izleyeceğiz? Nandi nerede? Söyler misin muhtar, sen onu bulmaya çalıştın mı? Vir, biz aslında denedik ama henüz hiçbir şey öğrenemedik. Biz de Nandini için endişeleniyoruz. Onu çok merak ediyoruz. Aramaya çalıştık ama telefonuna ulaşılamıyor. O yüzden şimdi ben Priyu'yla birlikte onu aramaya çıkacağım. Ben de onu aramaya çalıştım ama telefonunu kapatmış. Peki Nandini nereye gitti?
Bakın ne diyeceğim. Ben de sizinle birlikte onu arayacağım. Tamam, gidelim. Brandra, onu bir an önce bulmaya çalışacağız. Sen lütfen endişelenme ve kendine dikkat et, tamam mı? Peki. Gidin. Neredeyse onu bulun. Bekle biraz Purvi. Ne oldu? Chaudhry Charan Singh arıyor. Tamam, o zaman hemen aç ve hoparlörü açmayı unutma. Ve Brandra lütfen sakin ol, sinirlenme. Bu sefer kızının güvenliği söz konusu, lütfen. Merhaba muhtar. Merak etme. Kızın benim evimde ve hiçbir şey yok. Gayet mutlu. Chaudhry, eğer kızıma en ufak bir zarar bile gelirse yemin ederim seni öldürürüm. Bu dediğimi aklından çıkarma. Sakin ol muhtar, sakin ol. Gencecik kızı gecenin bir yarısında evden kaçan bir baba olarak. Biraz daha dikkatli konuşsan iyi edersin. O yüzden sesini biraz kıs. Şimdi beni dinle. Senin kızın ve benim oğlum bugün evleniyorlar. O yüzden seni düğüne davet etmek için arıyorum. Senden kızının hatırı için buraya gelmeni ve gelinimle oğluma hayır duası etmeni istiyorum. Chaudhry Charan Singh, saçmalamayı kes ve haddini bil. Sana bırak Brandra Pratap Singh'in kızını, hizmetçilerimden birinin kızını bile vermem. Çünkü sen buna layık değilsin. O yüzden oğlunu benim kızımla evlendirmeyi unut. Buna izin vermeyeceğim. Şimdi bak bakalım sana neler yapıyorum. Elinden geleni ardına koyma muhtar. Bak kardeşim, ben seni düğüne davet ederek görevimi yaptım. Bundan sonrası sana bağlı. Gelirsin gelmezsin, senin bileceğin iş. Kapatıyorum. Güle güle. Yemin ederim Chaudhry'yi yaşatmayacağım. Şimdi sana gününü göstereceğim. Hemen şimdi polisi arıyorum, onlarla konuşacağım. O aşağılık herif benim kızımı kaçırdı ve oğluyla zorla evlendiriyor diyeceğim. Ne? Brandra, sen ne yapıyorsun? Neler söylüyorsun? Ne yapıyorsun? Telefonumu geri ver. Kızımı ne pahasına olursa olsun geri getireceğim. Bunun için polise, mahkemeye ya da nereye gitmem gerekirse oraya gideceğim. Ama Nandini'yi Chaudhry'nin pençesinden kurtaracağım. Brandra, polis ya da mahkemenin bize hiçbir yardımı olmaz. Anlamıyor musun? Kızın çocuk değil. O bir yetişkin. Yaşı 18'in üzerinde. Kanunen kendi seçtiği insanla evlenmeye hakkı var. Polis Nandini ve Arab'ın evlenmesine engel olamaz. Brandra, artık bunları geride bırakıp bundan sonra sadece kızının mutluluğunu düşünmeliyiz. Ve Nandini'ye bütün ailesinin yanında olduğunu göstermeliyiz. O yüzden hepimiz onun Arab'la evlenmesine hazır olmalıyız. O evlendiği için mutlu olmalıyız. Lütfen Brandra. Böyle bir şey olmayacak. Nandini'nin Chaudhry'nin oğluyla evlenmesine izin vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Asla. Ne olursa olsun. Başımıza nasıl bir dert geldi böyle Tanrım? Bir tarafta Brandra'nın inadı ve diğer tarafta annesi olmayan bir kızın mutluluğu ve onun aşkı var. Kimin yanında olmalıyım? Nandini mi yoksa Brandra mı? Lütfen bana doğru seçimi yapacak cesareti ver. Hem Nandini'nin hayatı mahvolmasın hem de Brandra ona duyduğu endişe yüzünden yanlış bir hamle yapmasın. Yalvarırım, bu ikilemden kurtar beni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.